Süper Lig şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an 3 büyükler 200 sayı almış durumda. Ya normal sezonların bir tekrarını izliyoruz açıkçası. Sonuçta büyük kulüpler, büyük camialar biraz daha sazı eline almaya başladı yavaş yavaş. Geride kalan 20 haftaya baktığınız zaman Beşiktaş oynamış olduğu futbolla birçok takımı bence biraz terste bıraktı. Çünkü kadronun çok muhteşem bir kadro olmadığı herhalde herkes tarafından kabul görüyordur. Ama buna rağmen muhteşem bir ilk yarı geçirdiler ve bu ilk yarının karşılığında da hak ettiği liderliği aldılar diye düşünüyorum. Galatasaray çok inişli çıkışlı bir grafik yaşadı. Kendi hem teknik ekibin hem de yönetimle olan bir takım sorunlardan dolayı Galatasaray sanki böyle bir türlü sahaya odaklanamadı. Fenerbahçe çok geniş bir kadro yapısıyla, çok alternatifli yapısıyla bence beklentilerin yaklaştı ama beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum. Artık yeni bir yıldız daha eklediler takımlarına. Dolayısıyla Fenerbahçe'den de ikinci yarıda özellikle bir çıkış bekliyoruz. Trabzonspor sezona kötü başladı Eddie Newton'la beraber. Daha sonra Abdullah Avcı ile beraber bir çıkışa geçti. Bu çıkışın karşılığında da özellikle dün akşamki Süper Kupa'yı da müzelerine kazandırdılar. Maç olarak çok beğenmedim. O ayrı bir konu. Oyun olarak çok tatmin etmeyen şeyler var. Ama sonuçta kupa kazanmak güzeldir. Dolayısıyla Süper Lig'de bence şu andaki görünüm bu şekilde dört büyükler adına. Hayal kırıklıkları yaşayan takımlar da var. Özellikle geçen sezonun şurada 4-5 önceki şampiyonu Başakşehir herhalde şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklığını yaşayan ve yaşatan takım olarak hafızalarımızda yer alacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz peki çıkar mı hocam? Alanya, Gaziantep, Hatay, Malatya. Ya zannetmiyorum. Şöyle zannetmiyorum. Çünkü kadro derinlikleri ya bir de ülkemizde şöyle bir gerçek var. Bazı şeyler yolunda giderken bozmayı seviyorlar. Mesela Gaziantep'te birçok şey yolunda gidiyordu. Belki bir sürpriz olurdu ama bu sürprizin adı şampiyonluk olur muydu bilemem. Çünkü sanki o kadro derinliği yokmuş gibiydi. Alanyaspor iyi başladı. Sonra bir çalkantılı döneme girdi. Yani Alanyaspor ilk 5'te olur yazmış Tunahan Uysal. Bilemiyorum. Bana öyle gelmiyor. Sanki ilerleyen haftalarda oralardan uzaklaşır gibime geliyor. Ama yani tabii Fenerbahçe. şimdi 6. bitirir. İşte ilk 5 olmadı hocam 6. bitirdi derler. İşte biliyorsun insan oldu böyle. Bu hafta da Sivas'la oynayacak Alanyaspor. İkinci yarı maçı. Ya tabii Sivas şöyle bir durumu var. Geçen sezonki Sivas'la bu sezonki Sivas arasında ciddi farklılıklar var. Sivas her geçen gün üstüne koyan daha da iyi bir şeye gelebilecek bir kadro yapısı var. Oyun yapısı var her şeyden önemlisi. Dirençli bir takım. Sivas haftalar geçtikçe de daha iyi bir duruma geleceğini düşünüyorum Sivas'ın. Hocam Fenerbahçe demişken Mesut Özil transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki 2 ay içerisinde yani Mart'tan sonra diyelim milli takım arasından sonra Mesut Özil'de biraz kıpırdama görürüz. Mesut Özil transferi bir kere sadece sahada yapılan bir hamle değil, saha dışında da yapılan bir hamle olarak bakmak lazım. Bunu siyasi olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunu söylememin sebebi Fenerbahçe kulübünde 2-3 ay sonra bir seçim olacak Mayıs ayında. Dolayısıyla Ali Koç bir nevi bu şekilde bence rakiplerine de gözdağı vermiştir. Ve bu saatten sonra Fenerbahçe'ye başka bir başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Mesut Özil oyuncu olarak zaten kalitesi tartışılacak bir oyuncu değil. Önemli bir oyuncu. Dünyanın önemli yıldızlarından bir tanesi. Ama Türkiye futboluna adapte olması, buradaki gösterecek olduğu performans biraz zaman alacaktır.
Ve artı bu zamanla birlikte Mesut Özil'in de buraya adaptasyon sürecinin de biraz zaman alacağını. Çünkü Türkiye'deki oyunun oynamaktan ziyade oynatmama üzerine kurulduğunu düşünürsek bu düşüncem bu şekilde de şey yapıyorum. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani biraz da oynatmamaya yönelik bir oyun tarzımız var ülkede. Peki hatırlayalım Müslüm Hocam. Denizspor'da Yalçın Koçkabak bugün istifa etti mesela. Evet, Denizlispor biliyorsun benim daha önce de çalıştırdığım bir takım. Benim için de çok ayrı bir yeri var. Denizlispor kadro kalitesi belli bir seviyede olan bir ekip. Yalçın Hoca da ilk iki müsabakasından galibiyetle ayrıldıktan sonra kötü bir sürece denk geldi. Yanılmıyorsam 7 ya da 8. maç galip gelemediler ve ligin alt sıralarına demir attılar. Şu an mevcut kadrosuyla biraz sıkıntılar yaşayacak. Yalçın Hoca'nın ilk Süper Lig deneyimi açıkçası herhalde futbol kamuoyunda da insanların ondan da beklentisi biraz daha fazlaydı ama bu bazen sadece hocanın elinde olmuyor. Kadro yapısı, kulüp içerisinde yaşananlar, maddi imkanlar, hatta maddi imkansızlıklar birçok faktörü bir araya getirdiğin zaman böyle bir senaryo çıktı karşısına hocanın. Hayırlısı olsun demekten başka bir şey gelmiyor bizden. 7 maçta 5 mağlubiyet beraberlik almıştım son 7 maçında. Evet, genel olarak baktığın zaman bu çok sağlıklı bir istikrar değil. Ama dediğim gibi burada eminim kulübün içerisinde biraz kaos olduğuna dair kulağımıza şeyler geliyor, laflar geliyor. Tabii kolay bir şey değil Süper Lig'de mücadele etmek. Ama daha doğru bir kadro yapılanmasıyla daha doğru sonuçlar alınabilir miydi? Bazı müsabakalarda muhtemelen Yalçın Hoca da şapkayı önüne koyduğu zaman bazı müsabakalarda da kendisinin de hataları mutlaka vardır. Zaten bu bir süreç. Hocanın da ilk Süper Lig deneyimi. İnşallah daha farklı yerlerde daha iyi başarılara imza atar. Hocam bir seyirci sorusu sordum. Hocaya göre iyi futbolcu nasıl seçilir? Ya benim için ben her zaman şöyle düşündüm. Her zaman şöyle baktım. Biliyorsun daha önce Beşiktaş'ta da bir 4 seneye yakın bir görev yaptım scout olarak. Bundan 2012 ile 2016 Şubat arası. Yani 4-5 sene olmuş neredeyse. Zaman da çabuk geçiyor. Ben her zaman şöyle düşündüm. Benim için sahada problem çözen oyuncu çok önemliydi. Ben oyun zekasına bakıyorum. Yaratıcılığına bakıyorum. Bu gerek defansta gerek ileri hücum hattında oynayan oyuncular için de geçerli. Benim için oyuncunun bir futbol beyni, zekası, yaratıcılığı artı tabii ki diğer temel ana faktörler. Hızlı olması, çabuk olması bunlar Türkiye'deki oyuna daha yatkın kriterler. Ve tabii ki güçlü olması da önemli. Ama benim için bir numaralı kriter oyuncunun zekası. Anladım. Hocam şimdi TFF birinci ligi geçtiniz. Bu sefer alttan başlayalım. CSP'nin transfer yasağı var biliyorsunuz. Yanılmıyorsam 98 kişiden imza almaları gerekiyordu. 93'ünü hallettiler, 5'ini halledemediler. Bugün onların anlaşma sağlanamadığı açıklandı. Ve yani transferi kaçınmayacağı için bu yüzden anlaşmışlardı. Onlarla da tabi doğal olarak anlaşmalar iptal oldu. Bu vermeyen 3 futbolcu 2 kulüp. Alonso, ne düşünüyorsunuz? Ya bir kere Eskişehirspor ülkemizin en önemli camiaların başında geliyor. Ve dolayısıyla bu süreci son yıllarda hep yaşadılar. Yani bu sadece 2020-21 sezonuna ait bir şey değil. Bu süreç hep yaşandı. Sadece şunu bekliyorsun. Yani bazı insanların artık bu gibi durumlardan ders çıkarıp daha sağlıklı yapıların içerisinde daha sağlıklı kulüp ortamları olması gerekiyor. Ama bu transferi açamaması ile birlikte herhalde Eskişehirspor TFF 1. Lig'e veda eder gibi gözüküyor. Evet, maalesef. Akhisarspor iyi transfer mi yaptı? Akhisarspor sizi tek alır mı? Diğer düşmeye kadar edersiz yani takımında. Valla ben Akhisarspor'un buradan uzaklaşacağını düşünüyorum. Akhisar önemli transferler yaptı. Özellikle ön taraftaki oyuncuları çok etkili, çabuk problem çözen oyunculara sahipler. Ben Akhisar'ın asla düşeceğini düşünmüyorum. Balıkesir de tatlı yaşta. Balıkesir de 2 gündür bayağı transfer açıkladı. Bakalım o taraftan ne diyecek.
Tabii Balıkesir'de de aynı durumlar söz konusu. Orada da hep yıllardır bak bazı kulüplerin artık bu üzerlerinde kronik problem gibi gözüken transferi açamama, transferde bulunamama gibi, transfer yapamamaları gibi bu şekilde hep şeyler karşılarına çıkıyor. Bu çok üzücü bir durum. Ama maalesef biz ders çıkarmıyoruz. Bizim en büyük problemimiz bu. Yani bu sezonu yine halletsek 2021-2022 sezonunda yine böyle şeyler karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla bazı kulüplerde bu artık kronik bir problem haline gelmiş durumda. Evet. Hocam peki grubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani PSV bir yarış var birincilikte. Şu anda Giresunspor lider. Giresunspor ve İstanbulspor takipte. Onun dışında bayağı takımlar var. 8 takım şu an burada ama yıl sonu bir takım görüyoruz diye. Yani evet üst sıralarda şimdi ligin ikinci yarısıyla birlikte her hafta sürpriz sonuçlar çıkar. Artı şampiyon olmak isteyen takımlar da hem kadrolarını güçlendiriyorlar hem de kadrolarını güçlendirirken önemli transferlere imza atıyorlar. Şampiyonluk için şu anda erken yorum yapmak. Çünkü geride kalan işte 16-17 tane daha müsabaka var. Ve dolayısıyla her hafta sürpriz sonuçlarını da alacağını düşünürsek bu bence önemli bir detay oluyor. Ama Samsunspor kadrosunu beğeniyorum. İstanbulspor iyi futbol oynuyor. Birçok takıma göre daha organize, ne oynadığını bilen bir takım. Adana Demirspor iyi gidiyordu bir anda. Orada taşlar yerinden oynadı. Orada Evet. birkaç değişiklikler oldu. Yani böyle o bölgede oralardan alttan gelen bir takım da olabilir. Ve dolayısıyla her hafta böyle heyecan katacak bir durum söz konusu ama şu şampiyonluk ipini göster diyebileceğimiz bir durumda değiliz bence şu an. Tabii Giresunspor'u da unutmamak gerekiyor. Yani sonuçta ligin lideri ve Giresunspor'da organize oyunuyla dikkat çekiyor. Yeni statlarına da gittiler. Yeni bir hava yakaladılar. Yeni bir atmosfer. Yani bunlar hep oyunun içerisinde o kadar çok belirleyici oluyor ki özellikle alt lig takımlarında çok belirleyici oluyor. O yüzden Giresunspor'un şansı ne kadarsa İstanbulspor'un şansı da o kadar. Yani sonuçta baktığın zaman zaten TFF birincilik çok sürprizlere açık bir şey. Yani mesela Bursa'nın bu genç kadrosuyla bu kadar çok iş yapabileceğini kimse düşünmüyor. Ama Bursa'nın da bu kadrosuyla iyi işler yaptığını söylemek gerekiyor. Hocam Mustafa Hoca yayına gelmiş. Mustafa Özel kardeşim günler. Selamlar, selamlar, selamlar Mustafa hocama. Çok selamlar. Buradan selam söyleyelim. Peki Tuzlaspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz? 3 mağlubiyet sonrası Taner Taşkın Yollar ayrıldı. Ali Kaan'dan geldi. Otodan düştüler bir Evet, anda. orada da bir anda şey oluyor. Ya zaten TFF birincilik biliyorsun herhalde dünyada en çok hoca değişiminin yaşandığı bir lig. Mantıklı. Bazen kaderin 3 maça bağlı oluyor. Bazen 5 maça bağlı oluyor. Bazen o bile yetmiyor. Bir maçta bile ayrılanları biliyoruz. Bazen sabah imza atıp akşam ayrılan da bildiğimiz için artık bunlar bize sürpriz gelmiyor. Ama Tuzlaspor'un yani öncelikle tabii ki stat sorunu var. Bu herkes tarafından bilinen bir şey. Ama bugün de herhalde Erkan Zengin'i kadrosuna katmışlar. Yani belli ki hedefe gitmek istiyorlar. Bu hedefe giderken de doğru işler yapmak istiyorlar. Tuzlaspor da oradan sürpriz olarak çıkabilir mi? Futbol bu. Her şey olabiliyor. Peki Bursaspor'u konuşalım biraz hocam. Gençler de buraya kadar geldiler. Playoff'un bir puan gerisindeydi şu anda. İkinci devreyi nasıl götürebilirler sizce? Valla bu istikrarla giderlerse işte Bursaspor'u biraz önce dedim ya arkadan gelen takımlardan biri bence Bursaspor olabilir. Dolayısıyla Bursaspor göstermiş olduğu performansla sahada sunmuş olduğu genç oyuncuları da dikkat çeken bir takım. Zaten hep ülkemizde de bu şekilde bilindi. İyi altyapısı var. Ve iyi de altyapısı olduğu için Bursaspor'u alttan gelip sürpriz yapabilecek bir takım kimliğinde bence. Hocam seyircilerin bazı soruları var. Birinci ligde en beğendiği sağ bek kim, en beğendiği defans kim diye bir şeyler. Sen Yani bilmeyen şimdi tabii Alaaddin Okumuş'u beğeniyordum. Zaten birisi de yazmış. Onu da Sivas aldı. Alaaddin çok enteresan bir oyuncu. 95 grubu Gençlerbirliği, Hacettepe oradan çıkışlı. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Bilal Ceylan işte onu da Beşiktaş'ta anlaştığı söyleniyor. Dolayısıyla
Orada başkaları bir şeyler de yazmıştı. Onları da şey yapalım da. Ya birileri beğeniyordum. Alaaddin okumuş. İşte hani biraz önce saymış olduğum kriterlerde hızlı, çabuk, problem çözen, topu ileriye taşıyabilen. İşte bunlar değerli oyuncu oluyor. Samet stoper tabii ki. Samet de çok iyi de tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. Burada Sancaktepe'de oynuyordu. Ben Sancaktepe'de oturuyorum. Yani stada da çok yakınım. Dolayısıyla Samet'i tabi Sancaktepe günlerinden biliyorum. O da Adana Demirspor'a hayırlı olsun. Ama benim en çok beğendiğim sağ bekin bir tanesi transfer oldu, bir tanesi de transfer olmak üzere. Transfer demişken hocam, şu anda birinci liginin konuşulan İsmail Akman sizce dört büyüklere mi gider, Avrupa'ya mı gider, yoksa mı kalır? Kimi söyledin? Alaaddin'i mi? Ali Akman. Alaaddin. Bursaspor'dan Ali Akman. Alakman, arada bir ses gidip geliyor. Şöyle, Tamam. tabii ki Alakman çok enteresan bir oyuncu. Avrupa'da da ses geliyor mu bilmiyorum. Ses geliyor mu? Şu Alakman an gelmeye başladı hocam. Önce yoktu. Şimdi geliyor. tabii ki oynamış olduğu oyunla, skora katkısıyla, oyun zekasıyla birçok takımların da dikkatini çekmeyi başaran bir oyuncu. Bunun içerisine Avrupa kulüplerini de sayabiliriz. Ali Akman'a Avrupa'dan teklifler var, bunu da biliyorum. Ayhan Akman'la da görüştük bu konuyu, bir sohbet esnasında görüştük. Almanya'dan teklifler var. Ben olsam, ama kariyerimi doğru yönlendirmek adına, sanki Avrupa'da devam etmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ben de Zeki Çelik gibi direkt birincilikten Avrupa yolunu tercih etmesi daha mantıklı gelir. Bana Onun da öyle geliyor. açısından. Hocam Yasin Öztekin transferi nasıl olmuş? Samsunspor'lu bir taraftarımız. Nasıl değerlendirdiniz? Ya Yasin çok tecrübeli bir oyuncu. Samsunspor'da zaten şampiyonluğun önemli adaylarından bir tanesi. Oraya mutlaka bir değer şey yapacaktır. Değer katacaktır. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum. Yani Yasin'in oyuna katabilecek olduğu, Samsunspor'a katabilecek olduğu çok önemli değerler var. Yeter ki o havayı yakalasınlar. Yani burada bazı oyuncuların o belli bir havaya girdikten sonra bu takımlar taşıdığını çok gördük. Nitekim TFF 1. Ligi'nde de 2-3 kulüpte çalıştım. Orada da buna benzer senaryoları kendim de yaşadığım için oyuncunun o atmosferi yakalaması önemli. Evet, şimdi ikinci lige geçelim hocam. Kırmızı grup, beyaz grup hak ediyorsunuzdur muhtemelen. Kırmızı grupta Ya Eyüpspor, beyaz grupta. şimdi şöyle insanlara da yanlış bilgi vermeyelim. Tabii ki elimden geldiği kadar takip ediyorum. Tabii ama bu şunu unutmamak gerekiyor. Biz bu sene maçlara gidemiyoruz. Normalde Evet. benim çalıştığım ekip, benim 6 tane yardımcım var. Yani bunların içerisinde önemli futbol adamları var. Hep ekibimizde. Ve normalde onların hepsini her hafta sonu 2 ya da 3 tane maça gidiyor. Ve biz normalde baktığımız zaman ben de dahil olmak üzere biz yaklaşık 15-20 tane müsabaka izliyoruz her hafta. Ama bu sezon ya daha doğrusu bu pandemi sürecinden dolayı benim yardımcılarımın 2 tanesi İstanbul'da, 2 tanesi İzmir bölgesinde, bir tanesi Denizli'de ve şu anda bu sebepten dolayı şey yapamıyoruz. Yani kimseyi maçları göndermiyorum. Yani şu anda dünyanın ve hepimizin mücadele ettiği bir durum var. Evet. Dolayısıyla ikinci ligde mesela geçen sezonki bizi düşünebiliyor musun? Bunlar hep raporlanıyor. İşte bir transfer, bir kulübe gitsek transfer edilebilecek oyuncular kategori 1, kategori 2, kategori 3 diye biz ayırdığımız her hafta 20 tane takımı canlı olarak izlediğimiz şeyler oluyor. Hatta 40 tane takım. Yani biz 15 civarında maç izliyoruz. Ve dolayısıyla 30 tane takım izlemiş oluyoruz. Hepsi önümüzde açık dosyalarda ama bu sezon durum çok farklı ve dolayısıyla hani burada yanlış bilgi vermeyelim ama bu bahsedilen, yazılan, çizilen isimlerin hepsini zaten tanıyoruz yani, bildiğimiz isimler olduğu için. Yani çok yüzeysel yorumlar yapmış olurum. Ne kadar sağlıklı olur bilemem. Hani burada yanlış bilgilerle kimseyi yönlendirmeyelim. Yanlış da bir şeyler anlatmayalım. Hocam Allah'tan bu sene yayıncı kuruluş var. İnternet üzerinden de olsa bazı seyircilerimiz takip edebiliyor bazı Tabii yani maçları. orası çok doğru bir alan. Bak çok önemli bir konuya değindi. Şimdi bak orada o kadar bir çelişki var ki biz teknik direktörlerin herhangi bir bahis şirketiyle
Ya da benim ekibimden de bunlar kişiler. Herhangi birileri. Ya bizim hani işte Misli.com şu anda sponsor değil mi? Ya biz buraya üye olamıyoruz. Bizim teknik direktörlük diplomalarımızın kriterlerinden bir tanesi bu. Herhangi bir çok enteresan bir çelişki. Yani sen buralara üye olursan bugün yarın karşına çıksa senin diploman şey oluyor, diskalifiye ediliyor. Yani senin diploman artık yırtılıyor. Ama ligin sponsoru bir bahis şirketi. Ya bu nasıl olacak ben bilmiyorum. Yani burada birisi bir açıklama yapmak zorunda. Bizi de aynı aydınlatmak zorunda. Şimdi ben ikinci ligi nereden takip edeceğim? Misli.com gibi, değil mi? Ama ben oraya kayıt olamıyorum. Nasıl olacak? Evet, çok ilginç. Ben kayıt olamıyorum. Benim yardımcılarımın hepsi Türkiye Futbol Federasyonu lisanslı antrenörler. Bunlar da kayıt olamıyor. Yani olursa antrenörlük belgesi elinden alınacak. Bu çok mantıksız bir şey bizler için. Ya şimdi birisi diyecek ki hocam amcanın oğlu adına kayıt ol. O iş öyle olmuyor ama. Ne demek istediğimi anlıyor musun Can? Ya bu çok çelişkili bir durum bizim için. Anlıyorum hocam. Yani şey burada ki ben futbol sever olarak bile şöyle söyleyeyim. Ben statlı izlemek kadar zaten olmuyor. Hani tertemiz izlemek. Ama tabii dediğiniz gibi böyle teknik bu platformla üye olamaması zaten hak edemesi gerçekten bir çelişki. İstiyorsanız bir sadece sonuçları takip ediyorsanız birkaç soru sorayım yoksa direkt farklı bir konuya gideyim. Birisi yazmış kayıt olmak başka, bahis oynamak başka. Peki niye kayıt olursun bahis sitesine oynamayacaksan? Maç izlemek için mi? Maç anlatımsız da olmuyor. Evet doğru demiş. Çünkü Ya aslında bazı çok çoğu maç doğru bir yapı değil. Yani ben şimdi burada çok farklı yerlere gidecek bu muhabbet. O yüzden farklı yerlere gitmeden bu konuya yeterince açıklama getirdiğimi düşünüyorum. O yüzden şey yapalım. Yani tabii ki elimizden geldiği kadar görüntü bulduğumuz sürece bulmaya çalışıyoruz yani takip etmeye çalışıyoruz. Ama tabii gözümüzün gördüğü farklı bir şey, izlediğimiz farklı bir şey. Bu aynı şey işte Süper Lig'de ben şu anda TV bu Spor'da yorumculuk yapıyorum. Belki biliyorsunuzdur. Dolayısıyla TV bu Spor'da yani orada bile şey yaparken hani bak elimizden geldiği kadar şeye gitmeye çalışıyoruz. Maçlara gitmeye çalışıp daha sağlıklı yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Zaten biz de bunu diyoruz. Bu yayın hakkını veren TFF ama şeyde bizim sözleşmelerimizde bu maddelerin hepsi geçerli maalesef. Değişik bir durum yani. Değişik bir çelişki orada söz konusu. ve TFF başkanı da gitti bir bayi şirketini satın aldı. Valla Can dediğim gibi konuşulacak çok şey var. Ama dediğim gibi bizi aşan şeyler biz kendi alanımızla ilgili elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışalım. Peki hocam. Direktörlük kariyerinize geçelim o zaman direkt. Bazı takımlarda hocalık yaptınız. En son Tokat Spor'da mıydınız hocam? En son evet, Tokatspor'daydım. Yaklaşık herhalde 2 sene ama işte 1,5 seneyi biraz aşkın bir süre önce. Yani Kasım geçen sene değil bir önceki seneydi çünkü ben o zaman Tuzla Spor'daydım. Size konuk olmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Benim bir evet, 1-0 mağlup olduğumuz maç. Erkan Zengin atmıştı bunu. Yok Erkan Zengin değil. Mehmet Özdar atmıştı galiba. Ha, Mehmet Özdraz attı, pardon. Fatih Karagümrük'te 1-0 mağlup olmuştuk. Mehmet Özdraz penaltıdan attı golü. Evet, doğru. O da benim ilk deplasman maçım Tuzla'ydı. O yüzden unutmuyorum bu maçı. O sebepten. Doğru. Orada Tokat Spor'un önemini istiyorsun hocam biraz. Tokat Spor'un. ya şöyle, biz orada 3-4 defa görüşme yaptık başkanla. En sonunda anlaştık diyelim. Kasım 2019 muydu? Geçen sene. Evet, 2019'du herhalde. Daha sonraki süreçte aslında iyi de bir puan topladık. Ben takımın başına geldiğimde takımın 6 puanı vardı. Bıraktığımda 23 puanı vardı. Ve başkan vermiş olduğu sözlerin arkasında durmadı. Hem ekonomik anlamda ücretleri ödemeyince, şimdi takımı biz teknik adamlar olarak belli bir yere kadar taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla
Bu takımı da gerektiği yere taşıdığımızı düşünüyorum. Sonra ekonomik olarak özellikle alt liglerde ilgili Reşat abiye de selamlar. Beşiktaş'ta beraber çalışmıştık. Reşat Çağ. Özellikle alt liglerde finansal olarak kulüpler yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun dönüşü olmuyor. Nitekim ben Mart'ın ikisiydi galiba ayrılmıştım. Benden sonra da Oktay Hoca gelmişti. Takım Evet. Oktay Hoca ile beraber düşmüş oluyor. Yani bu ne Oktay Hoca'nın sorumluluğu aslında ne de bizim sorumluluğumuz. Bizler kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerimize getirdik. Ama maalesef kulüp yönetimi, kulüp başkanı kendi üzerine getirmiş olduğu, kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği için takım düşmüş oluyor. Doğru. Hocam, zamanında teklif aldınız mı teknik direktörlük için? Nereden? Ben bir kulüpten teklif aldınız mı teknik direktörlük anlamında? Bu Yakın zamanda. sezon aldım, aldım. Hem TFF 1. liginden teklif aldım, hem de 2. ligden 2-3 takımdan teklif aldım. Ama ben bu sezon, bu pandemi sürecinde, yani yaklaşık olarak bir geçen sezon dahil olmak üzere, bu sezonda aynı kritere koyduğum için ben 2 sezon görev almama kararı aldım. Bunun çok farklı sebepleri var. En büyük sebebi tabii ki kulüplerin zaten kendi içerisinde yaşamış olduğu bir takım ekonomik krizler var. Bu krizlerle beraber bir de bunun sağlık süreci var. Dolayısıyla ben hem geçen sezon hem bu sezon o yüzden görev almadım. Bu sezonda işte iki tane TFF 1. liginden iki tane, üç tane de ikiden teklif aldım. Ama görev almayacağımı deklar ettim, teşekkür ettim. Hangi Çünkü takımlar hocam? ya bence takım ismi vermeyelim. Şimdi insanları burada burada bırakmayalım. Ama dediğim gibi bu benim kararımdı. Çünkü bu süreç çok sağlıklı bir süreç değil. Hem futbolcu için, hem ailelerimiz için, hem kulüplerin kendisi için, hem de şu zaten Türk futbolunun en büyük sıkıntısı ekonomik yapının düzgün olmaması. Bir de bunun üzerine bunu Evet. eklediğin zaman 3-4 tane kriteri yan yana koyduğun zaman bu sezon, geçtiğimiz sezon görev yapmamak bence daha sağlıklı bir karar oldu bizim için. Anladım. Peki 5-10 yıl sonunda kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Teknik direktörlük hayaliniz, hedefiniz nedir? Ya benim her şeyden önemlisi önümüzdeki 3 sene içerisinde Süper Lig'de görev yapmak istiyorum. Yaşım 42. Önümüzdeki 3 sene içerisinde Süper Lig'de görev yapıp daha sonra büyük kulüplerde görev yapmak istiyorum. Ve tabii ki en büyük hayalim milli takımı çalıştırmak. Nasip olur mu olmaz mı bilemiyorum. Hayat dünyası, kariyer planlaman senin kurduğun hayal kadardır. Benim hayallerim büyük. İnşallah bir gün nasip olursa Şampiyonlar Ligi'nde de çıkmak istiyorum. Ama tabii dediğim gibi nasip kısmet, bu işler kolay değil. Ben her zaman şunu savundum. Tedbir benim takdir Allah'ın diyorum. Ben tedbir almakla yükümlüyüm. Tedbir alarak da elimden gelen bilgimi, birikimimi, kendimi geliştirerek işte şu anda 2-3 tane yabancı dil biliyorsak daha farklı neler yapabiliriz? Oyunu nasıl geliştirebiliriz? Dünyada bu işi bizden daha iyi yapanlar var. Onlardan neyi öğrenebiliriz? Neyi farklı yapıyorlar ki onlar o platforma bizden önce çıkıyorlar? Bunları araştırarak daha doğru işler yapmakla yükümlüyüm. Dediğim gibi tedbir almak benden takdir Allah'ın. Hocam, demişken benim böyle hoş etmedim yani böyle haz etmedim karar şey kanun var yani bu teknik direktörler bir sezonda üçüncü çalıştıramıyor biliyorsunuz iki takım çalıştıramıyor ama Evet. bir kulüp teknik direktör değiştirebiliyor bu sebepten de iki üç kulübette bir oyuncu gönderiliyor. Ben bunun tersinin bir kararının çıkmasının da doğru olduğunu düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten öyle bir kanun ya bu kadar hızlı bir olmaz diye düşünüyorum. Kolay bir karar değil. Çünkü kulüpleri özgürlüklerini kısıtlamış oluyorsun. Böyle diyecekler çünkü. Ama söylediğin mantıklı mı? Mantıklı. Biz iki tane kulüple çalışabiliyorsak onlar da üç tane teknik adamla çalışsınlar veya iki tane teknik adamla çalışsınlar. Ama ülke futbolunun yapısı buna müsait mi bilmiyorum. Doğru. Peki, Türk futbolunun bana göre en büyük problemi altyapı sorunu.
Alttaki sorununu nasıl çözmeniz sizce? Sizin bakış açınız nedir Alttepe'ye? Valla bana sorarsan sadece altyapı değil üst yapılarda da sorun var. Yani bu altyapı işin şey kısmında Bakalım soracağım. Sorunumuz da zaten. şöyle biz altyapı o kadar geniş bir konu ki ben Tottenham Hotspur'da altyapı antrenörüyüm. 2006-2011 arasında yani 5 seneye yakın Tottenham Hotspur'da altyapıda çalıştım. Birçok kategoride görev yaptım. 2008'de Yılın Antrenörü ödülünü kazandım İngiltere'de yaşadığım yıllarda. Ve çalıştığım kulüplere faydalı olmaya çalıştım. Yani bizdeki sorun sadece altyapı değil, buna emin olabilirsin. Altyapı bu sorunun önemli bir parçası ama bizde futbolun içerisinde bulunan yöneticilerin, yönetici sıfatıyla hareket eden insanların daha doğru, daha istikrarlı, daha belli başlı yerlere bu işin dayanmadığı, ve daha özgür karar verebildikleri sürece ülkemizde futbol çok farklı yere gider. Ama futbolun içeriğinde tesis sorunum var, altyapı sorunum var, beyin yapıları var. Yani bu sadece altyapı bu işin bir parçası. Önemli bir parçası mı? Önemli bir parçası. Anladım. Peki yabancı sayısı ile ilgili fikriniz nedir? Yabancı sayısı şu an Ya gerçi Can şimdi şöyle ben benim fikrim önemli değil ki ben şu anda burada bir fikir deklare edene kadar yabancı sayısı yine değişecek. Şimdi biz bu evet. yayını yapıyoruz ya biz bu yayını kapatana kadar yabancı sayısı yine değişecek. Yayını sen yarın sabah kalktığında yabancı sayısı yine değişecek. Ben ülkemizdeki futbolun gelişimi adına hep şunu savundum. Bak. Ülkedeki yabancı sayısını azaltmak, çoğaltmak, ikiye katlamak, dörde bölmek yerine bunu belli başlı kriterlerde tutarsan çok daha farklı bir şeyler çıkabilir. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum. Nasıl İngiltere Futbol Federasyonu bu konuda işte FIFA'da ilk 50 sıradaysan son işte 2 senede %75, son işte 3 senede şu kadar oynamış bu tarz oyuncuları istiyor. Bizde de buna benzer ama bak şartları biraz daha flexible hale getirerek yani daha esnek hale getirerek yaparsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla sen biz de bu kriterleri koyarken işte FIFA'da ilk 20'deysen örnek veriyorum işte son 2 senede %40'lık bir kriter alınabilir. FIFA'da ilk 20 ile 50 arasındaysan farklı bir kriter koyabilir. Biz bu sefer yoldan geçeni değil de daha çok milli takımlarında oynamış işte 19, 18, 21 bu yaş kategorideki oyuncular alabiliriz. Ondan sonra belli bir kriterde işte A takım seviyesinde olan Önder Hoca yazmış. Önder Hoca'ya da selamlar futbola yabancı insanları azaltsak nasıl olur? İşte hocam biraz önce onu anlatıyordum. Yani sorun sadece altyapıda değil. İşte Önder Hoca da zamanında ben Tottenham Hotspur'da çalışırken sağ olsun o tanışıklığımız ta o zamanlara dayanıyor. Daha sonrasıyla kendisine Beşiktaş'ta çalıştık. Ülkede futbol emekçilerinden, önemli emekçilerinden bir tanesidir Önder Hoca da. Çok da severim kendisini. Çok değerli bir futbol adamıdır. İşte herkesin düşüncesi aslında ortak bu konuda. Yani herkesin 3 aşağı 5 yukarı sadece altyapı değil yani bu iş. Dolayısıyla yabancı konusuna gelince benim buradaki en büyük düşüncem şu. Yani bizler buralara kriter getirmediğimiz sürece yabancı sayısını biz burada konuşurken belki de şu anda birileri değiştirecek. Nasıl yapacağız? Teşekkürler. Bak. Tanzen'e de çok selamlar. Ha bak bizim halı saha grubuymuş. Teşekkürler Mehmet, Tanzer, Cihan. Çok selamlar. Kolay gelsin. Arada bir halı saha oynuyorduk da önceden. Şu aralar onu da oynayamıyoruz biliyorsun işte halı sahalarda kapalı. Hocam. Sadece halı saha değil. Biliyorsun bu konuda bal ligi ile ilgili de bir video çekildi. Ben de elimden gelen katkıyı sunmak istemiştim o süreçte. Yani şu anda ülkenin futbol damarlarının beslenmiş olduğu işte bölgesel amatör ligler var. Bölgesel amatör liglerin oynanmaması Türkiye futbolu adına, 80 milyonluk nüfus adına bir skandaldır ya. Ben bunu artık dile getirmekten bıktım. Televizyonda dile getiriyoruz, sosyal medyada dile getiriyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi 3. ligdekiler buz hokeyi mi oynuyor? 2. ligdekiler golf mu oynuyor da alt ligde bal ligini oynatmıyorsun? Hangi sebepten? Niçin? Ya bunların bu soruların cevabını alamadığın sürece sen bana çok sorarsın altyapıda mı sorun diye. Evet.
Biz de çekmiştik video. Onunla da herhalde siz de destek olmuştunuz zaten. Hatırlıyorsun. Doğru. Doğru. Sizin çekmiş olduğunuz bir videoydu. Evet. Evet. Hocam son bir soru soracağım. Mini takımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine çelişkili bir ülke futbolunda yine çelişkili bir milli takım yapısı. Şimdi bu ne demek? Biz gidip Fransa'ya 2-3 atabiliyoruz ama gidip Cebeli Tarık'la C grubunda mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani ülke futbolunun da bir şeyi yok, bir istikrarı yok. Ve biz bunu hep dile getirmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir ülkede bir futbolun, milli takım futbolunun siyahla beyaz kadar fark olmaması lazım. Yani benim bir sonraki rakibim işte Ulusal Lig'de Cebeli Tarık, Faro Adaları. Ya biz buraya nasıl gideceğiz onu dahi bilmiyoruz. Uçak var mı oralara onu dahi bilmiyoruz. Yani dolayısıyla bu çok üzücü bir durum bence şey adına, ülkemiz adına. Ama bu demek değildir ki şurada 4-5 ay sonra oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde görebiliriz, yarı finalde yapabiliriz, final bile yapabiliriz. Yani böyle değişik bir ülke futbolumuz var. Şu bir gerçek, artık eskisi gibi tesislerimiz güzel, artık eskisi gibi değil. Her şey izlenebiliyor. Bak işte ikinci lig izlenebiliyor, üçüncü lig izlenebiliyor. İzlenebildiği kadar üye olamıyoruz, o ayrı bir konu. Bunlar hep izleniyor. Daha farklı bir oyuncu havuzumuz var. Avrupa'da oynayan, ülkemizden giden çocuklar var. Orada olan çocuklarımız var. Çok kaliteli bir milli takımımız var. Ama bunun karşılığı nasıl Faro Adaları oluyor? İşte buranın cevabını veremiyoruz.